işe yarıyor o yağlar acaba? Aspir yağı omega 3, 6, 9 içerir. Aspir yağının özelliği cilt için çok güzel özellikleri var. Saç için. Fakat en önemli özelliği bunun yağ yakıcı olması. Zayıflatıcı. Obeziteye karşı. Çok güzel, lahana evet. Lahana gibi. Yani bunun özelliği birleşimindeki doymamış yağ asitleri doymuş yağları eritiyor. Böylece ne oluyor? Zayıflıyor. Bir bayan bizim tanıdığımız 105 kilo. Evet. Ne kadar kilo veririm, ne kadar kilo veririm, ne kadar zamanda veririm deyip duruyordu. Yani birçok şeyi kullanmış. Hiçbir şeyin etkisini görmemiş. Hı hı. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Sonra size mi geldi? Garantisi yok dedim. Tabii. Yani garanti bilmiyorum yani. Evet. Çünkü internete girdiğimiz zaman zaten zayıflatıcı olduğuna dair birçok literatür var. Bunun Avrupa'da, Amerika'da araştırmalar var. Aynen. Aspir yağı nasıl kullanılır? Ben dedim ki ona, günde 3 defa bir tatlı kaşığı al. Tamam dedi. Dedi ki bana, fazla alsam ne olur? Bir şey olmaz. Fincan içebilir miyim? Bir fincan. İçebilirsin dedim. Yani bu da kimyasal bir şey değil. Evet. Günde 3 defa bir fincan içmek istedi. İçebilirsin dedim. Yani yan etkisi yok. Ama ben 2 tatlı kaşığı içerim veya en fazla bir çorba kaşığı içerim. Hatta ben mesela salatalara zeytinyağı kullanmıyorum. Aspir yağı kullanıyorum. Aynı etkiyi yaratıyor. Salataya mesela salata yaptığınızda aspir yağı, sirke, limon katarım. Evet. Salatalara. Hı hı. Vücudu temizler, arıtır. Antioksidan, anti-aging. Bayan bir ay sürekli günde 3 defa birer fincan içmiş. Hı hı. 15 kilo verir. 15 kilo. 15 kilo bir ayda. Ama kilo verirken... Hiçbir rejim yapmaya gerek kalmadan sadece aspir yağıyla. Evet, hiçbir rejim yapmadan, hiçbir şey yapmadan. Ama rastgele bir diyet yaparsa kişi, yiyeceklerini, içeceklerini azaltır da zayıflamaya kalkarsa ne olur? Vücudunun orası burası sarkar. Yani... Koltuk altları olsun, karnında, hatta yüzünde. Almanya'da bir bayan böyle rastgele zayıflamış, dikkat etmeden her tarafı sarkmış. Yani karnında, göğsünde vesaire. Estetik olarak yüzündeki görünüm olarak sarkma burada çok çirkin olduğu için onu hastane masrafını karşılamış ama kolundaki, bu bacaklarındaki, karnındaki sarkmalara karışmamış. Öylece o sarkık vaziyette kalmış. Yani böyle sarkma olmaması için, vücutta çirkin bir görünüm olmaması için ne yapmak gerekir? Bu yağları eriterekten, içeride herhangi bir cerrahat, curuf vesaire kalmadan güzelleşerek zayıflamak gerekir. Güzelleşerek zayıflamak aslında için. Aslında güzelleşmeyi de değinecektik. İşte bu güzelleşerek zayıflatır. Güzelleşerek zayıflatan argan yağ. Evet. Aspir. Aspir yağ. Aa, pardon. Aspir yağ. Ozon yağı. Argan yağı şu an, evet, ozon yağı. Ozon yağı. Ozon yağı, bunun ozonla zeytinyağının özel bir teknolojiyle birleştirilmiş, ozonete edilmiş halidir. Zeytinyağı ozonlanıyor. Böylece ozon 3 oksijenden oluşan bir molekül. Normal olarak havada durmaz, uçar gider. Ama zeytinyağı bunu bağlamıyor. Çünkü doymamış yağ asitleri bu doymamış noktalarda, çift bağlarda bağlanıp kalıyor. Peki ozon yağı ne işe yarıyor? Omuz, sırt, bel, baş ağrılarında masaj. Masaj yapılır her tarafı. Ovalanır. Evet. Yanık yaralarına sürdüğünüzde, yanık eğer ki taze ise hemen iyileştirir. Hemen. Yanıklar tabii hemen iyileştirir. Yanık mesela yandı. Ben o halde hemen alayım onu. Mesela yandı biriniz ocakta, evet, mutfakta hemen sürün. Ağrısı, sızısı hemen geçer. Ben bulunduruyorum. Arada sırada mutfağa ben de giriyorum. Yandı mı? Hemen etkisi gidiyor. Tamam, hemen. Peki sırt ağrıları dediniz, masaj sırt yaparak mı sürülüyor? Onu, tabii ağrılara. Mesela bir beyefendi geldi bana. Çocuğu kaç yaşında? 3-4 yaşında. Mutfağa girmiş. Annesi televizyona bakıyor. Dizilere dalmış böyle. Çocuk da ocağın üstündeki tencereyi eline atmış. Tencere üzerine dökülmüş. Evet. Her tarafı yanmış. 3-4 defa ameliyat. Hala göğsünde yattığı zaman terliyor. Terlediği zaman bu kaşındı mı uyuyamıyor. Evet. İnternetten araştırmış geldi. Dedi ki ne yapabiliriz? Ozon yağı kullanın deneyin bilmiyorum dedim. Çünkü geçmiş artık. Kronik eski bir vaka. Yeni bir olsa problem değil.
Bir gün sonra beni aradı, dedi ki Allah sizden razı olsun. Ne oldu? 6 aydır uyuyamayan çocuk ilk defa uyudu. Rahat bir uyku çekti. Rahat bir uyku. İlk defa hem kendi uyumuş hem evet. Ailesi uyumuş. Hı hı. Sıra geldi argan yağına. Argan yağı, bu da Fas'tan yani gelir. Hı hı. Orada yetişen bir ağacın meyvesinin tohumu. Bu da güzelleşmek isteyen bayanlar için çok çok önemli. Saç bakımı. Evet, ben çok kullanıyorum argan yağını. Öyle çok mi? Da memnunum, evet. Evet. Besleyici, saçı besleyici. Hı hı. Bayanlar da burada kaza yağı oluşur. Kaza yağı kırışıkları önler. Evet. Cildi temizler. Cilde iyi gelir. Yüzde kullanıldığını bilmiyordum açıkçası. Yüzde de kullanılır. Yüz için kullanılır, saç için kullanılır. Hamile bayanlar mesela doğumdan sonra veya doğumdan önce çatlak oluşmaması, yırtık oluşmaması için kullanılırsa hamile bayanlar. Evet. Son 6. aydan sonra mesela çatlakları önler, çatlamayı önler. Hı hı. Genleşmeyi, normal gelişmeyi sağlayıcı özelliğe sahip. Evet. Dokunun yırtılmasını önler. Bazıları mesela hamile bayanlar ne yapıyor? Dikkat etmiyor. Peki önceden oluşmuş çatlaklara sürüldüğünde de yine bir etkisi oluyor mu argan yağının? Onu bilemeyeceğim. Peki. Biraz benim alanım dışına çıktı. Peki. Yani çatlatmadan yani hamile bayan eğer ki 6. aydan sonra argan yağı kullanırsa herhangi bir orada problem oluşmaz. Yırtılma olmaz, çatlama olmaz. Evet. Ama olmuşsa, geç kalırmışsa ona bir şey diyemeyeceğim. Evet. Yani o yüzden merak ettim açıkçası. Çünkü evet. Hani vücuttaki çatlaklar fark etmeden olan çatlaklar sonradan meydana gelen. O yüzden hani o artık yırtıldığı için geri yerine gelmesi zor. Cerrahi bir problem. Benim ilgi alanım dışında. Peki. Evet. Çay ağacı ya, bu Avustralya'da yetişen Melaleuca alternifolia denen, yani bizim çay ağacı dediğimiz bitkinin yaprağının destilasyonla damıtılarak elde edilen eterik yağı. Sivilce, akneye birebir sürdünüz, bir damla hemen evet. Geçirir, bir damla. Veya yattınız, evinizde sivrisinek rahatsız ediyor sizi. Şöyle bir bardak suya 4-5 damla damlatıp onu püskürttüğünüzde elinizi, ayağınızı veya sürdüğünüzde sivrisinek yaklaşmaz. Sivrisinek kovar. Evet, sivrisinek o çok sabar. Güzelmiş. Sivrisinek. Çünkü işe yarar. Evet, yani birçok yerde haşere çok oluyor. Evet. Sivrisinek yaklaşmaz. Veya sivrisinek soktu, hemen bir damla sürüyorsunuz, acısını hemen keser. Kaşıntısını. Kaşıntısını keser veya arı soktu, sürün, hemen ağrısını keser. Hı hı. Kaşınıyor bir yerde vatandaşın diyelim ki herhangi bir... Evet. Alerjik bir rahatsızlığı var. Kaşıntı hemen keser. Hı hı. Veyahut da saç diplerinde bazı insanlar böyle şey olur. Uyuz büzüğü varsa kaşıntı yapar. Bu tür kaşıntıları da sürdüğü zaman hemen yok eder. Kaşıntıya karşı kullanılır. Hı hı. Sivrisinek savar. Yani mükemmel. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Banyoya da mesela kişi küfetine banyo yaparken küfetine 4-5 damla damlatırsa rahatlatır, cilde de faydası var. Hı hı. Şampuanlara katılabilir, sıvı sabunlara katılabilir. Yani evet. Doğal bir antibiyotik, herhangi bir yan etkisi yok, herhangi bir zararı yok. Hı hı. Vücudu koruyucu, nemlendirici, temizleyici. Kış aylarında genellikle birçok insanın dudağı çatlar soğuktan. Evet. Efendim, rahatsız olur. Bu sürdüğü zaman ne yapar? Çatlamalar önler. Mükemmel bir şey, herhangi bir yan etkisi söz konusu değil. Peki başka yağımız var mı orada? Görünür de yok sanırım değil mi? Evet, zayıflamakla ilgili konunun başında bahsetmiştim. Lahana suyu. Hı hı. Bu lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Tamamen doğal. Hiçbir kimyasal madde yok. Koruyucusu dahi bitkisel. Bunun içindeki koruyucu. Hı hı. Bir hanımefendi Bağcılar'da 240 kilo. Evet. Yatağından kalkamıyor yıllardır artık. Hı hı. Böyle dediler ki bir deneyelim, deneyelim dedim. Bir ay içerisinde 20 kilo verdi, bir ay içerisinde. Yani 240 kilodan 220 kiloya düştü. Bir ay içerisinde Bağcılar'da. Zayıflaması mümkün değildi. Her şeyi denemişti. Ama mümkün oldu. Mümkün oldu. Yani şimdi piyasada birçok işte Afrika mangosu, altın çilek vesaire var. Bunların içerisinde hepsinde kimya var. Burada hiçbir kimyasal madde yok. Tamamen doğal. İsteyen istediği laboratuvara gönderebilir, analiz yaptırabilir.